Herkese merhaba. Herkes için grafik tasarım video serisinin bu bölümünde baskı ürünlerde maliyetleri nasıl düşürebileceğinizden bahsetmeye çalışacağım. Bu konu biraz uzayabileceği için videoyu kısa kesmek adına bu videoda sadece baskılı kutularda maliyetleri nasıl düşürebilirsiniz konusundan bahsedeceğim. Takip eden videolarda da broşür, etiket, katalog, sticker gibi baskılı ürünlerde maliyetleri nasıl düşürebileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle baskılı kutularda maliyetleri nasıl düşürebilirsiniz diyelim ve başlangıcı yapalım. Birinci yöntem tek bir bıçak izi kullanma yöntemidir. Tek bir kutu ölçüsü kullanma yöntemidir. Bu ne zaman bu yönteme başvurabilirsiniz? Söz gelimi bazı ürünler üretiyorsunuz ve bu ürünlerin ölçüleri birbirine çok yakın. Yakın ölçülü ürünlerinizde en büyük ürününüzün ölçüsünü referans alarak kutu yaptırıyorsunuz. Ve bu kutunun içine separatörler yerleştirerek daha küçük boydaki ürünlerin de bu kutuya fit olmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde olunca belli bir skaladaki birbirine yakın ölçüdeki ürünleriniz için tek bir kutu bıçak izi kullanınca, tek bir ölçü kullanınca matbaada üretim aşamasında tek bir tabaka üzerine bütün kutularınızı yerleştirebilirsiniz ya da farklı kutularınızı yerleştirebilirsiniz ve tek bir bıçakla kesim yapılacaktır. Bu da maliyette çok iyi bir avantaj sağlayacaktır. Bıçak, separatör, kutu derken neden bahsettiğimi de size göstermek istiyorum. Şöyle tarayıcıyı açalım. Kendi görüntümü kapatayım. Evet, şimdi Google'dan mesela parfüm kutusu ve separatör yazıyorum. Görsellerde aratıyorum. Şurada hemen başta bir görsel çıktı. Bunu resmi yeni sekmede aç diyelim. Şurada açıldı. Niye küçük gösteriyor? Bir daha açalım resmi. Üzerine basarak. Evet, bu resimde görebileceğiniz gibi burada bir kutu var ve kutunun hemen yanına separatörü konulmuş. Bu separatör kutunun içine girecek ürünün şekline göre hazırlanıp ürünün kutuya fit olmasını sağlıyor. Bahsettiğim şey buydu. Yani en büyük ürününüz için bir kutu yaptırıyorsunuz ve daha küçük ürünlerinizi böyle separatörler hazırlatarak aynı kutu içerisinde kullanabiliyorsunuz. Bir de bıçak diye bahsettik. Bıçağın nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Mesela matbaacı bıçak desek çıkıyor mu görsellerde? Bıçak dediğimiz şey de evet şurada bir görsel var. Bunu büyütebiliyor muyuz? Evet, şurada görebileceğiniz gibi bir ahşap bir kalıp var ve kalıp üzerine metal şeritler uygulanmış. Kenarları lastiklenmiş. Şurada da görebilirsiniz. Bir ahşap üzerinde metal şeritler. Bu metal şeritler kutu bıçağını oluşturan metal parçalar. Birinci yöntem bu. Birbirine yakın ölçülerdeki ürünleriniz için tek bir kutu bıçağı kullanmak. İkinci yöntem olarak matbaada bastıracağınız kutular için stoklu çalışmanızı önerebilirim. Söz gelimi 3 aylık siparişinizi bir seferde matbaacıdan talep etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü matbaadaki her işlem için ayrı bir maliyet söz konusu. Eğer sürekli almanız gereken kutularınız varsa matbaacıdan bunları bir seferde almanızda fayda var. Stoklu çalışamıyoruz çünkü kutularımız üzerinde değişkenler var diyorsanız söz gelimi barkod gibi, beden gibi. Burada da şöyle bir çözüm var. Değişkenleri kalıptan attırıyorsunuz, bastırmıyorsunuz ve bütün kutularınızı üretiyorsunuz. Mesela 3 aylık 10 bin adet kutuya ihtiyacınız var. 10 bin kutu, 10 bin kutunun baskısını yaptırıyorsunuz ve kenarda tabakalar halinde bekletmesini istiyorsunuz matbaacınızdan. Bunların kesimi ve diğer işlemleri yapılmıyor. Sadece baskıları yapılıyor. Bu 10 bin adet kutunun tabakalar halinde kenarda bekletiliyor. Shrinkleniyor temiz bir şekilde. Belli bir süre sonra sizin siparişleriniz netleşmeye başladığında ya da
parça parça barkod bilgilerini aldığınızda bu barkod bilgilerini matbaacıya ileterek matbaacıdan barkod için kalıp hazırlayıp bu kenarda bekleyen tabakaların üzerine bu kalıpları basmasını istiyorsunuz ve bu şekilde de bir maliyette bir avantaj sağlayabiliyorsunuz. Başka kutularda üçüncü bir yöntem fantezi kağıt, fantezi kağıtlı işlerde tasarruf etme yöntemi olarak anlatabilirim. Bu da nedir? Fantezi kağıt dediğimiz şey özel bir dokuya ve renge sahip kağıtlara fantezi kağıt deniyor. Piyasada fantezi kağıt üreticileri var. Onların hazırladığı kartellar var. Bu fantezi kağıtlar çok pahalı olduğu için bunların üretiminde bunları kutu haline getirmek istediğinizde ya da etiket haline getirmek istediğinizde tedarik edip bu kağıdı üretmeniz çok pahalıya mal oluyor. Burada yapabileceğiniz bir şey var. O da fantezi kağıdı taklit etmek ya da kendi fantezi kağıdınızı oluşturmak. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Yine önce bir fantezi kağıt nedir bir Google'dan size göstereyim. Şöyle. Şuraya fantezi kağıt yazalım. Evet, şimdi ekranda görüyorsunuz bazı kağıtlar var. Şu mesela şurada bir kartvizit var. Şurada bir kağıt var. Bunları büyütürsek daha güzel görseller alabiliriz. Alakasız sayfalar açılabiliyor bazen. Şurada görebiliyorsunuz mesela sağ üst köşede. Burada bir zemininde desen olan bir kağıt var ve üzerine baskı uygulanmış. Fantezi kağıtlar çoğunlukla böyle renkli de olabiliyor. Kendine özgü renkleri olabiliyor ve üzerlerinde kendine özgü bir desen oluyor. Mesela böyle bir fantezi kağıt ürünü, fantezi kağıt kullanarak kutu üretmeniz gerekirse bunu şöyle sağlayabiliyorsunuz. Önce yeniden şeyi açalım. Ekran programını. Evet, az önce birkaç resim gösterdim size fantezi kağıtla ilgili. Fantezi kağıtlar kendi renk ve dokularına sahip olan kağıtlar. Bu kendi renklerini üretmek kolay. Matbaacı o rengi boyalarla bir şekilde yapıyor. Ya da beyaz bir fantezi kağıt kullanabilirsiniz kendi kutunuz için. Zemindeki desen için de grafikerinizden zemindeki fantezi kağıdın zemindeki deseni dijital ortamda hazırlamasını istiyorsunuz. Zemindeki pattern neyse onu bilgisayar ortamında grafik programını kullanarak grafiker hazırlıyor. Ve bu hazırladığı deseni matbaacı klişe haline getiriyor. Metal klişe haline getiriyor. Bu metal klişeyi kendi kartonunuzla presleyerek kartonunuz üzerinde bu klişenin bıraktığı izle kendi fantezi kağıdınızı ulaşmış oluyorsunuz. Fantezi kağıt ne gibi durumlarda kullanılıyor? Kutunuzu elinizle dokunduğunuzda özel bir hissiyat geçsin istiyorsanız fantezi kağıt kullanıyorsunuz. Bu bahsettiğim klişe nasıl bir şeydir onu da göstereyim hemen. Şuraya metal klişe yazalım. Evet, ekranda metal klişeler çıktı. Gördüğünüz gibi metal bir plaka üzerinde kabartma şeklinde hazırlanmış klişeler. Kimisinde yazı var, kimisinde şekiller var. Bu metal klişeyi matbaacıya hazırlattığın zaman bu metal klişeyle kartonunuzu birbirine presliyor ve kartonunuzun üzerine hazırlamış olduğunuz desen uygulanmış oluyor. Bu şekilde de isterseniz bir fantezi kağıdı taklit edebilirsiniz. İsterseniz de kendi fantezi kağıdınıza sahip olmuş olursunuz. Bu klişe kenarda tutuluyor matbaacı tarafından. Ve sizin kutu siparişiniz oldukça kullanılıyor. İyi de sonuçlar veriyor. Çok da ucuza mal oluyor. Çünkü fantezi kağıtların tabakaları gerçekten çok pahalı. Bu şekilde bir çözüm önerebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.